Kendisi aynı zamanda Türk milli futbol takımının oyuncularından biri. Bayan milli takımdan söz ediyorum. Ya Rafet Bey burada sıkıştı. Sıkıştı ya, evet. Park yerine çekmeye çalışıyor. O da girmeye çalışıyor. Önümüz kapandı şu an. İsterseniz bir bekleyin, bu girsin, öyle hemen devam edelim. Tamam, tamam. Hani, yalnız şey diyorlar ya, bayan milli takımı. Yani kadın değil. Bayan hiç kullanmıyorlar. Yok. Ya. Emin misiniz? Tabii eminim. Aycan, ya, bir şey soracağım. Soralım. Mesela ne diyorlar size? Türk bayan milli takım bayan, değil mi? Kadın milli. Kadın futbol takımı. Evet efendim, İstanbul'dan merhabalar. Rafet El Roman'la Her Şey Yolunda programı başlıyor. Şimdi konuğumu almaya gidiyorum. Bu haftaki konuğum çok şirin, çok tatlı bir insan. Sizler onu bir yarışma programından tanıyorsunuz ama ben kendisini futbolcu olarak tanıyorum. Ve tam hikayesini şimdi aldıktan sonra öğreneceğiz zaten. Bu arada kendisi bir bayan. Diyeceksiniz ki yarışma, futbol ne alaka? Dilerseniz kendisi anlatsın. Aycan'dan söz ediyorum efendim. Hemen şuracıkta, hemen. Evet. Evet, şimdi görüyorum. Aycan'dan söz ettim. İşte Aycan karşımızda. Hey hey hey. Hello. Aycan merhaba. Anlata anlata bitiremedim. Ne zor seni anlatmak, seyircilere kim olduğunu böyle hem tüyo vermemeye çalışıyorum. Nasılsın bu arada? Biraz üşüttüm. Biraz çok geçmiş olsun. Yerinde değil. Kusura bakmayın. Tam kapatır mısın kapıyı? Tamam, tam kapanmadı. Kapatayım. Bu arabalar biraz hantal. Evet. Binmesi de zor. Evet. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu arada sen diyebilirsin. Tamam. Hiç sorun değil. Şimdi tabii insanlar seni yarışmadan tanıdıkları için çoğu, değil mi? Ama ben de dedim ki ben onu daha önceden tanıyorum. İlk önce futbolcu olarak ismini duydum. Evet. Şimdi ona istersen biraz futboldan bahsedelim. Olur. Nasıl başladı bu? Mesela hani çok ender, çok nadir görülür. Ben aslında yani abim sayesinde başladım futbola. Kendisi de futbolcuydu. Ben işte ne zaman yürümeye başladığımdan beri babam beni hep abimin maçlarına, antrenmanlara götüre ben de hep o saha kenarında top alıyordum. Kendimi böyle şey yapıyordum. Ama yetenekliydin de herhalde. O sonradan gelişen bir şey işte. Ben 6 yaşıma geldiğimde artık takıma yazılmak istiyordum böyle ufaklarla beraber. Hı. Babam hep çok karşı geliyordu çünkü abim hep sakatlanıyordu, düşüyordu böyle. Dedi ki kız çocuğu dedi. Asla dedi izin vermem. Ha, iyi, bu senin kendi seçimindi. Hani evet, baban evet. Demedi hadi yazılı bir futbolda. Yok onlar aslında başta karşıydı işte. Arnavut kaldırım var ya, kameradan sallanıyor. Ha, tamam. Edelim. Bu iki kaldığımız yerden. Tamam, olur. Şurayı bitirelim, çok sallanıyor çünkü kamera. İyi, o zaman hatta ben sana baştan sorarım. Tamam. Evet daha iyi. Tamam. Evet, ben de sanki babanın zoruyla başladım futbola sandım ama kendi isteğinle daha çok. Evet, yani başlarda zaten ben yürümeye başladığımdan beri babam hep benim abim maçlarına, antrenmanlarına götüre böyle sahanın kenarına hep topla kendime bir şeyler yapıyordum böyle işte sürüyordum, topu yukarı atıyordum. Hı. Ondan sonra ben ne zaman 6 yaşıma falan geldim böyle futbolu idrak ettim. Böyle teknikler falan başladı bende. Top saydırma, hareket etme, çalım atma. Evet. Dedim ben futbol oynamak istiyorum. Dedi ki yok asla izin vermez. Ondan sonra ne zaman 9-10 yaşında 3. sınıfta benim notlarım çok kötüydü. Hı hı. Dedi ki notlarını düzelt dedi, yazdıracağım seni. Ben bir asıldım okula, notlarımı düzelttim. Dedi ki tamam, ben de sözümü tutuyorum. Gitti beni erkek takımına yazdırdı. 9 yaşında. Evet, 9-10 yaşındayken. Erkeklerle beraber oynuyordum. Erkeklerle beraber tamam. Oynuyordum, evet. Daha küçüktüm çok. Almanya'da değil mi bu? Evet, Almanya'da. Hatta, peki neresinde, hangi şehrinde? Nürnberg'de, Stein'daydı. Nürnberg. Evet, FC Stein'de zaten takımıydı. Tamam. Oradaki hoca da yani en çok bana düşkündü. Çünkü tekniğim çok iyiydi yani. Küçüklüğümden gelen bir şeydi herhalde, abim sayesinde. Hep evde de çalıştırıyordu beni. Mesela mahalle arası maç oluyordu. Beni götürüyordu ama tabii ben kaleye giriyordum ilk başlarda. Hı hı. Öyle böyle yani... Yok yani futboldan bir türlü beni soğutmaya çalıştılar ama ben soğumuyorum. Derslerimi de notlarımı da değiştirdim. Yazdırdı beni, öyle devam etti. Sonra baktı evet bende yani potansiyel var. Peşime düştü. Şimdiye kadar da hala peşinde yani, hiç bırakmaz. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. En başardığın büyük şey ne var futbolda? En başardığım büyük şey tabii ki ilk önce milli takıma girmek, oraya adım atmak. Ondan öncesinde o senede zaten ben Greuther Fürth'te oynuyordum. O da Fürth'te. Birinci lig miydi? Biz U17'de Bayern Liga oynuyorduk. Yani çıkmıştı, tamam. Bundesliga çıkmıştı. Tamam. U17 takımında. Orada işte 16 maçta 26 tane golüm vardı. 26 gol? Evet. Gol nerede kırıldı. Oynuyordun bu arada? Hangi pozisyon? Forvet oynuyordum. Forvet. Evet, forvet. Kaç gol attın mesela? Merak ediyorum şimdiye kadar. O ligde işte 26 tane gol attım 16 maçta. Bütün futbol kariyerinde? Şimdiye kadar yani küçüklüğümden beri saysam yani 100-120 falan atmıştım da yani belki 150 yani geçmiştir bile belki. Evet efendim, bunu alkışlayalım. Teşekkürler. 150 gol atmış bir bayan arkadaş. Teşekkürler. Ondan sonra işte milli takıma adım attım. Hı hı. Milli takımda da işte... U19'da başladım. Sonra A'ya çağrıldım. A'da çok yani maçım olmamıştı. Bir tane maçım vardı. İstanbul çok dolu. Sen fark etmiyor musun? Doğru fark ediyorum. Yani, doğru. Tamam. Ya da Türkçe evet, ya da Almanca. Evet. Ben de bazen öyle kolayıma ne geliyorsa. Evet, bazı kelimeler aklıma gelmiyor. Oradan direkt evet. Almanca. Ama şimdi belki de benim de Almanca olduğumu bildiğim evet, için. Daha rahat. Doğru dedim. Sonra bir tabii İlerleyince zaman Türkiye'ye geldin. Seni mesela bu yarışmaya nasıl buldular? Biz hep onu merak ediyoruz. Ben bir ara milli takımda gazeteye çıkmıştım. Magazine çıkmıştım. Dünyanın en güzel futbolcusu diye. Ki yani daha da güzelleri gerçekten var tabii ki de. Aldın mı öyle bir ünvan? Evet. Dünyanın en güzel futbolcu kızı. Evet. Wow. Ama ben yani hep diyorum başkaları da var tabii ki de. Sonra öyle dikkatini çektiler. Evet, öyle dikkatimi çektiler. Sonra işte bana... İrem abi ulaştı. Acun abinin arkadaşı. Hı hı. Beni çağırdılar işte Türkiye'ye. Gittim. İşte seni böyle bir programa çağırıyoruz. Ne dersin? Gelir misin dediler. Hı hı. Deneyeyim dedim o zaman ben de ama neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Bana diyorlar yani orası çok zor, işte yemek yok, işte yarışıyorsun, dışarıda yatıyorsun. Affedersin, lavabo yok. Ben diyorum hani tamam diyorum yani kesin bu kadar zor değil. Tam bana göre bir şey. Ya tam bana göre dedim ama inanmadım gerçekten böyle olduğuna hani. Dedim herhalde göz korkutuyorlar ama gittiğimde gerçekten yani dediklerinden 10 kat daha kötü zoru çıktı. Şartlar yani. Şartlar çok mu zor gerçekten? Çok zor gerçekten. O yarışmada. Evet. Yani bayağı gördüğümüz gibi. Ben sanıyorum ki sadece ekranlarda öyle görülüyor. Ben sonra de... o herkes keyfinde, aleminde. Yok maalesef öyle değil yani. Evet. Gerçekten aç kalıyorsun. Hatta 2020'de 9 kilo vermiştim ben. Hmm. Evet, 70 kiloyla gitmiştim. Ama maşallah yine almadın, iyisin şu an. Yok, şu an yani 2020'den şu an 58 kiloyum, bayağı bir kilo verdim. Hı hı. Orada 9 kilo vermiştim işte. Ondan sonra herkes yine 9 kilo vermeme rağmen bana diyordu ki tabii ki de yemek veriyorlar. Ya nasıl bunu söylersin? Ben 9 kilo vermişim, nasıl yemek versinler? Peki gerçekten... tekrar bu yarışmayı yapar mısın? Bu sene katılmıştım zaten yine. Oslara, evet. Ama sadece ilk bir ay kalabilmiştim. O da rahatsızlık geçirmiştim. Psikolojim bozulmuştu. Yani kendi isteğimle bırakmak zorunda kalmıştım. Ama sorarsan yine ya böyle bir 5 sene falan düşünmem herhalde. Yani gerçekten zor çünkü. Yani insanın yani orada savaştığın en çok şey ne yarışma, ne açlık, yani ne özlem. Yarıştığın tek şey sadece psikolojikmen yarışıyorsun. Öyle mi? Evet, gerçekten. Bak bunu ilk kez duyuyorum. Yani orada psikolojikmen savaşıyorsun. Yani oradan Nasıl herkese yani? Karşı evet. Kişisel, arkadaşlık, dostluk. Çünkü herkes orada bir başarı elde etmek istiyor. Tabii canım, sadece yani o kadar kişinin arasında sadece birisi birinci olacak. Ve çok güzel dostluklar, çok güzel arkadaşlıklar ediyorsun. Ama en sonunda senin kuyunu kazandığı olabiliyor yani. Tabii, en güvendiğin insan da senin kuyunu kazabiliyor. Maalesef. Maalesef yarışmaların böyle bir sonucu var. Telefonuma şu an mesela gözüm gibi bakıyorum. Ondan öncesinde telefonumu fırlatırdım. Çünkü 6 ay ne demek telefonun yok? Hani anne baban yanında değil hani. O an böyle her şey... Nasıl görüşüyordunuz? Döneceğiz ama kaçırdık biz. Döndük, siz herhalde kaçırdınız. Soldan şeye çıkmamız lazım. Ha, şurada önden dönelim. O zaman tamam, şuradan dönüyorum ben de. Tamam. Şu sağa girip dönüyorum. Peki senin için şimdi yarışma, futbol, tabii bunları her şeyi geride bıraktım. Bundan sonra ne olacak? Nasıl düşünüyorsun hayatını? Nasıl gelişecek senin için? Ya bunu bana herkes soruyor ama... Ne istersin, ne dilersin? Yani ne isterim? Yani ailem mesela Almanya'da yaşıyor. Hı-hı. Onların tabii ki de Türkiye'ye gelmelerini isterim. Yani İstanbul olmasına gerek yok. İzmir memleketimiz. İzmir'e yani gelmelerini isterim. Yani yanımda olsunlar çünkü gerçekten yani 2020'den beri şimdiye kadar yalnız yaşıyorum. Ya onu isterdim. Yani başarı olarak da... Yani bilmiyorum, herkes soruyor ama yani... Mesela Dizilere nasıl bakarsın? Ya dizi teklifi gelmişti mesela. Yani fazla gelmişti ama ben hiç oralı değildim yani. Ben hep diyordum ki futbolla büyüdüm. Yani futbolla yaşlanacağım diyordum. Bu arada buraları tanıyor musun? Ortaköy, evet, tanıyorum. Geliyor musun buralara? Evet, çok geliyorum yani. Ortaköy'ü çok severim. Yani deniz havası, Boğaz Köprüsü, buranın kumpirleri yani inanılmaz lezzetlidir. Bir gün size de tavsiye ederim gitmenizi. Abi ben de eskiden geliyordum da şimdi böyle dolaşamıyorum buralarda pek. Ama baktığım zaman da çok turist, çok yabancı var. Çok, gerçekten yani Türkiye'nin yarısı daha fazla turist oldu. Şimdi bir şey soracağım. Futbol mesela bir bayan futbolcu, kadın kaç yaşına kadar futbol oynayabilir? Ya o insanın kendine göre ama böyle yani 40 yaşlarına kadar bile oynayabilir yani. Mesela Alex Morgan mesela evlendi, çocuk yaptı, doğurdu ve futbola geri döndü yani. Evet. O yani insanın vücuduna mı diyeyim? Tamam, yani aynı erkeklerdeki gibi. Evet. Onlar da öyle yani jübile yapıyorlar 35-40 aralığı. Evet, belki yani daha üstün oynayan da vardır yani. Mesela şimdi sana desem Messi mi Ronaldo mu? Tabii ki de Ronaldo. Ronaldo? Evet. Neden? Çünkü yani benim için yani küçüklüğümden beri böyle Ronaldo hayranı vardı benim içimde. Onun bir şey kahramanı, çocukluk kahramanı gibi. Evet, bir de yani zaman geçtikçe işte okudum böyle. Tabii ki de Messi de çok başarılı, çok yetenekli bir futbolcu. Bence Messi teknik olarak çok çok üstün ama Ronaldo'dan. Şöyle, yani Ronaldo'nun gücüne gitmesin ama. Şöyle, Ronaldo her şeyi kendisine öğretti. Messi yani o teknikle dünya yani Allah'ın verdiği bir şey. Anladım. Ve Ronaldo kendisini yani geliştirdi. O seviyeye getirmek için kendisi çabaladı. Ama Messi gerçekten yani Allah'ın verdiği bir şey ona. O doğuştan beri böyle yetkiliydi hani o ayakları, o yani mesela küçücük böyle o hızı. Ama Ronaldo mesela gerçekten inanılmaz çalışıyor. Şimdi yaşı da var. Yani helal olsun, yani çok tebrik ederim. Yani benim tabii. Yani nasıl idolüm Ronaldo'dur. Ronaldo. Evet. Ablam arıyor. Konuşabilirsin ablanla şimdi. Ben sizi iki kardeş sanıyordum. Yok, biz üç kardeşiz. Aa, öyle mi? Evet, bir ablam var. Hiç söz etmedik. Abinden, futboldan hep söz ettik. Yok, bir ablam var, bir de abim vardır. Şu an yayındayız. Rafet El Roman'la. Aa, ablan mı? Evet. Merhaba, ne haber? Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Almanya'ya selamlar. Aleykümselam. Tam yayında yakaladınız bizi. Artık bunları yayınlayacağız. Yapacak bir şey yok. Sizi alıkoymayayım. Size iyi yayınlar dilerim. Peki. Teşekkürler. Ya, hadi bay bay. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Almanya'da takım tutuyor musun? Almanya'da takım tutmuyorum. Ben zaten Almanya Nürnberg'de yaşıyordum. Nürnberg'de zaten ama FC Nürnberg 1. Lig'de şu anda. Evet, ben orada oynadım zaten. Erkeklerden sonra direkt oraya geçmiştim. U15'e, kadınlara. Aa, çok iyi. FC Nürnberg'de oynadım. Greuther Fürth var. Onlar da 2. Lig'de şu an galiba. 3 senem orada geçti. FC Ingolstadt'ta da oynadım. 2. Lig'de. Evet, Ingolstadt'ta da oynadım. Ondan sonra bir ara böyle köy takımlarına gittim. Bayern Liga. Peki şey nasıl orada? Ekonomik durumlar. Mesela şimdi hani 1. Lig Nürnberg'de oynadım diyorsun. Orada en azından mesela böyle bir maaş veriyorlar mı? Ya ben Nürnberg'de oynarken 1. Lig'de U17 takımda hani Yani, orada daha henüz almadın. A takım olmadığı için orada kazanmıyorduk maalesef. Anladım. Ama tabii ki de erkeklerle mesela kadınlar asla kıyaslanamaz. Hani mesela şu an kadınlar birinci Süper Lig'de bile hani kazandıkları para erkeklerin yanında çok komik. Yani bence çok haksız bir şey. Yani kadınlar mesela yere geldiğinde erkeklerden daha iyi futbol oynayabiliyor. Bunu da gösterebiliyoruz. Ama bu ilgi, destek... Çok iddialı bir şey bu. Evet. Bu ilgi, destek kadınlarda çok eksik yani. Yani erkeklere yöneldikleri kadar sadece %5'ini kadınlara da verse. Biz de gerçekten her iki Türkiye'de mesela yurt dışında kadın futbolu çok bilinen bir şey, çok desteklenen bir şey. Ama bu Türkiye'de maalesef biz biraz geride kaldık. İşte zaman zaman şimdi geçtikçe gerçekten kadın futbolda artık duyulmaya başladı ama tabii ki de her yerden, her yönden bu desteğe ihtiyacımız var. Aynen öyle. Her yönden, her yerden. İsterim gerçekten yani. Ama bak şimdi İstanbul'un çok güzel bir yerindeyiz. Evet. Böyle boğazların, yalıların, sağımızda yatlar, solumuzda şeyler. İşte çok güzel. Hani İstanbul'un bunu seviyorum hani. Yani moralim mi bozuldu? Git sahile, bak denize, anlat derdini. Hani deniz havası al. Böyle insanı daha başka bir rahatlatıyor ama Almanya'da... Hemen moralin, huzurun yerine geliyor değil mi? Kanalizasyona gidersin ayrıca yani. Almanya'da nereye gidebilirsin ki yani? Rafet El Roman'la her şey yolunda, her şey yolunda. Şimdi sosyal medya demişken, tabii ki senin sevenlerin sosyal medyadan sana birkaç soru sordu. Aha. Onlardan bir tanesi de Acun Ilıcalı tekrar böyle başka bir yarışmaya çağırsa gider misin? Yine benim gittiğim yarışma gibi bir şey mi yoksa? Bilmem, belki de ses yarışmasına çağırır. Ha bak, ses yarışmasına. Şimdi ben... Sesim var mı? Sesim yok. Sesim çok kötüdür bugün gerçekten. Bugün zaten iyice gitti. Bugün zaten gitti. Evet. Normalde de çok kötüdür. Ama hep demişimdir yani. Yani topçu olmasaydım keşke popçu olsaydım. Hani sesim olsaydı gerçekten. Hatta bir aralar böyle çevremde çok sesi güzel olan arkadaşlarım var. Onlar şarkı söylerken böyle... Onlara imreniyordum. Onlara diyorum ki hani bana da bir şeyler öğretin. Yok başlıyorlar ama ben ciddi olamıyorum. Gülüyorum, ediyorum böyle. İyi. O zaman ikinci soruyu soruyorum. İkinci soru olarak da şöyle soruyor sevenlerin. Hadi gelsin. Acaba hayata tekrar gelseydi yine futbolu seçer miydi? Ha. Evet tabii ki seçerdim ama yani açıkçası yani... Ben merak ediyorum açıkçası. Gelecekte insanlar nasıl yaşayacak? Ben 10 sene sonrasında yani kıyamet gelecek diye falan düşünüyorum yani gerçekten. Gelsin. Son sorumu da sorayım o zaman. Mesela yarışmada en zorlandığın konu veya işte an neydi? Hani en böyle zorlandım. Ya artık yapamıyorum değil, ben gidiyorum dediğim bir noktaya geldin mi? Geldim tabii ki de psikolojikman yani. Gerçekten psikolojimin bittiği an ben de bittim orada. Orada zaten 2020'de... Buna neydi sebep? Ya sebep işte zaman sonra özlemler arttı. Hiç yarışma bitmiyormuş gibi geldi gerçekten. Evet, devam et. Oyun kazan, oyun yenil. İşte ağla, gül, eğlen, bitmiyor. Sonu yok böyle. Hani gerçekten 6 ay sana orada 6 sene gibiymiş geliyor böyle. Diyorsun ki artık bitsin de gideyim buradan. Gideyim. Ama olmuyor işte, isteyerek de gidemiyorsun, sorun orada. Hani halka kalmış bir şey. Tabii. İşte savaştığım en çok şey psikolojik mi, en çok zorlandığım şey oydu. Ve en çok kazandıran şey de tecrübeydi mesela. Yani her şeyin gerçekten, ben o yarışmadan çıktıktan sonra yolda geçen tanımadığım bir insanın bile değerinin farkına varıyordum yani. Evet, bir kamera artık son nefesini verdi ama önemli değil, devam edelim biz. Tamam. Ne diyordum ki ben? Ha, galiba şeydeki Aycan'ın kamerası. Ha, bir tanesi kayıttan çıktı. Pili bitti galiba. Pil diyorum ya. Kayıttan mı çıktı? Yok. Aa, bu mu? Yok, bu da değil. Evet, kayıttan çıktı. Tekrar basayım ama yok, çalışmıyor. Konuşayım mı ben yine yoksa? Ya, devam edelim. Yeşil yanıyor. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Futbolu bıraktın ama spor hayatın devam ediyor mu? Herhangi bir çeşit veya beslenmeye dikkat ediyor musun? Evet, tabii ki de. Yani beslenmeye küçüklüğümden beri dikkat ediyorum. Zaten futbolda disiplinde en büyük şey, kural zaten beslenmedir. Uyumaya, kalkma saatleri. Bir de antrenman saatleri işte. İşte maalesef bu Türkiye, şimdi yine kadın futboluna geleceğim. Bu da eksik. Hani işte beslenmeydi, yatma, kalkma saatleri ve ya çok fazla yüklenme yapıyorlar. Ama bu dünyanın her yerinde böyle değil mi? Her yerinde değil. Avrupa'da mesela sporda bu disiplin vardır. Son zamanlarda... Burada daha esnek. Burası daha esnek, evet. Anladım. Sen daha çok disiplinli olmayı mı seçiyorsun? Evet, yani çünkü bildiğim bir şey ve öyle alıştığım için, hani mesela Türkiye'deki tabii ki de yemekler çok güzel olduğu için insan bazen böyle kaçamak arıyor, hani yapmak istiyor böyle, işte yok Adana yiyeyim de şunu yiyeyim de. Peki seviyor musun? En sevdiğin yemek Adana mı? Yok, en sevdiğim yemek Adana değil ama. Ne mesela? Benim en sevdiğim yemek hep değişiyor ya. Değişiyor vallahi, değil mi? Hani ben de yemek makarna seçmem diyebilirim mesela. Makarna yani. Patates kızartması, pommes mesela. Patates kızartmasına aşığımdır. Ben hep genellikle pommes derim. Mesela bir her şeyin yanına mutlaka patates kızartması istiyorsun. Evet, bu çok tipik Alman şeyleri. Mesela biz bir restorana gideriz. Ben işte ne istersiniz der. Pommes diyorum. Şey derler. Hanımefendi anlamadım. Pommes nedir? Diyorum pardon, patates kızartması. Hani pommes, ama benim çevremdeki arkadaşlarımı alıştırdım artık, onlar da pommes diyor. Şimdi köprüden geçeceğiz. Evet. İstanbul'un tabii en güzel simgelerinden biri diyelim. Köprüleri. Köprüden geçince insanın böyle ferahlamıyorum, böyle o denizi, o yolları, o yatları görünce böyle. İnsan ister istemez böyle sağa sola bakıyor değil mi? Evet, sağa sola bakıyor. Çünkü belli bir süresi var ya, ama şurayı da göreyim, burayı da göreyim. Ben şu soruyu merak ediyorum. Acaba bu soru sadece bu yaptığım şey bende mi oluyor? Sizde de mesela Boğaz Köprüsü'nden geçerken böyle bir dertleniyor musunuz? Aa, hiç dertlenmem. Vallahi ben geçiyorum böyle diyorum ah be, hani ah İstanbul be, hani kendisi işte yaşaması gerekiyor ki hani anlaması için. Ama mesela insan şimdi şöyle bir manzara da insanın böyle içi açılıyor. Evet, benim de içim açılıyor şu ama bir yandan köprüler, diyorum. Köprüler diyorum, şu vapurlar. Evet. Şu mavilik, ne bileyim, ben seviyorum. Bu ikinci köprü bu arada. Evet, ben köprüleri hep karıştırıyorum ya. Aa, nasıl? Evet. Mesela bilmiyorum, karıştırıyorum, onu daha tam öğrenemedim. Birinci ile ikincinin arasındaki farkı köprünün üstünde ben de göremiyorum ama girerken tabii biliyorum. Ya yolları çok bilmediğim için, o yüzden mesela çok komik bir şeydir bu. Mesela birinci köprü 3 şerit sanıyorum. Bu şimdi ikinci köprü 4 şerit. Ben bazen şeritlerden de hatırlıyorum. Bu TEM otoyolu. Hiç fark etmedim mesela. Mesela Almanya'dan arkadaşlarım geldiğinde veyahut da annem babam geldiğinde İşte bana derler ki bu hangi köprü? Yani sallarım, derim anne bu ikinci köprü. Halbuki belki birinci köprüdür yani. Onlar da ha kızım falan, sonra o köprüyü geçiyoruz. Kızım bu o zaman üçüncü köprü. Evet anne bu üçüncü köprü, hani bilmem, ondan sonra derim ki anne bilmiyorum, ben daha çözemedim. Ay kızım der, hani öyle bir şey, hep bir muhabbetimiz olur köprüden geçtiğimizde. O beni aslında kıskanması gerekirken ben onu daha çok kıskanıyorum yani. Çok ilginç. Ay bismillah, arkada biri varmış. Merhaba. Hani, merhaba, biz devam ediyoruz sohbet etmeye. Benim Almanca bir şarkı var bildiğim, aklıma gelen. Bakalım sen bunu biliyor musun? Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Schein. Evet, biliyorum bunu yani. Peki kim söylüyor bu şarkıyı? Onu Almanya'da bilmiyorum. Peter Maffay diye bir sanatçı. Onu bilmiyorum ama Almanya'daki takımda Nürnberg'de Greuther Fürth oynarken tabii ki Almanlar bunları söylüyorlar. Evet. Ama güzel. Evet, güzel. Bizde arabesk damar dediğimiz bir şey var, müzik tarzı. Evet. Mesela şimdi Almanlarda düşünüyorum bu ne olabilir? Okey, Liebeslieder, Deutsche Liebeslieder değil mi? Evet. Almanca aşk şarkıları. O da mesela benim arkadaşım, Alman arkadaşım mesela acı çektiğinde böyle muhabbetin şarkılarını dinliyor. Hani zillikli meine Namen falan mesela. Hani onu mesela dertli böyle biz onu neşeliyken söylüyoruz hani. Bir de bizim mesela hani Sizin şarkılardan İbrahim Tatlıses'ten bir dinlese var ya, bileklerini keserler herhalde. Mesela fıkralar da öyle değil mi? Evet. Mesela bir Almanca fıkrayı bir Türk'e anlat, bize hiç komik gelmiyor. Evet. Veya bir Türkçe komik bir fıkrayı Alman'a anlat, onlar da komik bulmuyor. Olmaz. Çok ilginç. Çok az yani, ender böyle uyuşuyoruz. Şimdi mesela milli takımda şey oluyor mesela, yani Almancı kızlar arasında böyle gülüyoruz, kakara kikiri yapıyoruz. Sonra bir tane işte Türk kız geliyor arkadaşımız. Diyor ki neye gülüyoruz? Diyorum ki ya kanka şimdi anlatsak anlamayacaksın. Bizim de neşemizi bozacaksın. Hiç o işe girme yani. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Aycan şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Tamam. Oyun dediğim bir yarışma. Hadi bakalım. Yani bu şarkı kadar yarışması değildir inşallah. Bu kadar bir yarışma kraliçesine de yarışma tekrar arabada biraz şey kaçıyor ama hafif. Yo, şöyle bir yarışma. 10 saniyen var. Tamam. İsmin Aycan, A harfiyle başlayan dünyaca Türkiye'de, dünyada şehirler sayacaksın. Sadece şehir. Tabii şehir. Tamam. A harfiyle başlayan. Tamam. 1 2 3 başladı. A Antalya. Y Yozgat. Yo bir dakika. Ha. A ile başlayan. Yozgat'a nereden girdin? Ay. Ama Ay Yozgat değil ki. Hayır. Yozgat. Aycan. Aycan'dan sonra Y geliyor ya. Yo öyle değil. Ha, sadece nasıl? A harfiyle. Sadece A harfiyle. Sadece A harfiyle. Antalya dedin. Evet tamam okey. Almanca da söyleyebilirim değil mi? Alman şehirleri de sayabilirsin. Tamam, okay. İngiltere, Amerika neresi istersen. Tamam başlıyorum. Ben de ismimi harflerini söyleyeceğim sandım. Yok. Aslında o da güzelmiş. Acaba öyle mi yapsak? Sayın yönetmenim. Bak Aycan çok güzel bir fikir attı. Çok güzel oldu. Bence öyle devam edebiliriz. Bu formata da Aycan bulmuş olur. Tamam Aycan formatı deriz bu formata. İyi o zaman öyle yapalım. Bakalım bulabilecek misin? Bütün isimlerinle değil o zaman. Ben hemen zoru düşündüğüm için. Bunu anlatması da çok zor. Bunu ben konağa nasıl anlatacağım? Bütün içinde bulunan ismini taşıyan harflerle. Çok kolay. Kolay mı? Evet. Hadi say o zaman bakalım. A Antalya, Y Yozgat, C Ç tamam. Çanakkale. Ne geliyorsun ya? A geliyor yine Ankara. Onu ne? Ankara. Nürnberg. Ne de Nürnberg. Evet. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Şimdi senden bir şey daha rica edeceğim. Her konuğuma soruyorum. Tamam. Mesela aile içinde veya kendi dünyanda, çevrende böyle kullandığın bir atasözü var mı? Senin için anlam taşıyan tabii. Evet tabii ki de var. Var mı? Var. Neymiş merak ettim. Kardeşim dost acı söyler. Kardeşim? Dost acı söyler. Niye? Kardeşim var mı onun önünde? Yok yani kardeşim dost dediğim yani dostuma yani derim yani kardeşim yani ne kadar da seni sevsem de kardeşim olsan da dost acı söyler. Dost acı söyler yani. Çok güzel. Peki öyle misin sen? Evet öyleyim. Netimdir. Hani mesela bazen söylenen yalan da mübahtır. Hani üzmemek için karşıdakini. Yok ben karşıdakini yani tabii ki de İyilik üzerek, yapmış olmuyorsun ona değil mi? Yani üzerek söylemem bunu. Sert kaba bir şekilde söylemem ama derim yani yanlış yoldasın. Hani yanlış yani dostacı söyler yani. Ben sana şu an duymak istemediğin şeyleri söylüyorum. Acı geliyor ama doğrusu olan bu yani. Söylerim hiç şey yapmam işte aman üzülmesin söylemeyeyim. Duymasın. Asla o şeylere yatmam. Anladım. Direkt insanımdır ya. Mesela netimdir böyle. Kafamdan bir şey mi geçiyor? Karşımda mesela kim olursa olsun mesela sorarım yani. Hiç tereddüt etmem yani. Sonrasında da etmezsin. Sonrasında hani ya nereden söyledim, söylemez olaydım, üzdüm kızı veya yani bütün moralini bozdum şimdi durup dururken falan. Onu tabii yani morali bozulsa çeviririm ama şey yani zaten söylerken de bir kaba şekilde söylemiyorum yani. Veyahut da hani kırıcı bir şekilde söylemiyorum, ona dikkat ediyorum ama nettimdir. En son Türkiye'de Antep'te mi oynadın? Evet. Orada mı yaşadın? Evet, 1,5 sene Antep'te yaşadım. Ne güzel yemekleri var Antep'in ama. Her şey acı. Bir kere ilk geldiğimde çorbacıya gitmiştik. Acı. Çorba bile acı. Dedim abi bu ne? Yanıyorum ben. Yani çorbaya bile dayanıklı da değil, acıya dayanıklı değilim. Ama sen acı yemeklerle büyümedin mi? Evde ne yemekleri yiyordun? Annem mesela çok acı yer. Baban da öyle. Babam da ben sadece acıda çiğ köfteye dayanıklıyım. Ondan harici acı asla dayanıklı değilimdir. Peki böyle hani şimdi Nürnberg, Almanya'da Antep'i böyle kıyaslayınca nasıl böyle iki kültür farkı veya... Ya çok var hani... Var değil mi? Evet çok var yani. Disipline zaten girmek istemiyorum. Hem insanlar arasında hem sosyal hayat arasında. Bir de ben yani 2020'de... Bu arada reji şunu söyleyeyim, hatıra defteri yok burada. Herhalde kaldırdık mı onu, ne yapıyoruz? Hatıra defteri hemen bakıyoruz Rafet Bey, burada değil mi abi? Arabanlar... evet, arabada Rafet Bey. Arka koltukta, ben göremiyorum. Evet. Onu isterseniz asilerde sağda güzel boşluk var, alalım. Ondan sonra devam edelim. Orada mı? Burada yokmuş, arabanın arkasında değil. Sizin arabada, sizin arabada. Tamam. Bizim arabadaymış, pardon. Bizim arabada. İyi, o zaman bir yerde sağda durun da alalım ben onu. Siz müsait duralım, hemen onu size ulaştırayım. Tamamdır. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Aycan, bugün çok yordum seni sorularımla. Yok, estağfurullah. Keyif aldın mı sohbetten? Evet, çok keyif aldım. Yani çok doğal, yani doğal. Önemli olan keyif almak. Evet. Hani sonra izlediğimizde bunlara gülmek veya ne bileyim işte ya şunu da söyleyebilirdim, bunu da söyleyebilirdim. Az kalsın ben bir şeyi unutabilirdim. Mesela bu hatıra defteri. Buraya her konuğum böyle ufak bir şeyler yazıyor. Almanca, Türkçe fark etmez. Hani böyle sohbetimizle ilgili nasıl geçtiğini. Evet. Böyle içinden geçenleri yazabilirsin. Ama yazım çok kötüdür, söyleyeyim. Olsun. Tamamdır. Buraya mı yazayım? Evet. Ne yazacağım? Ben çok kötüyüm böyle şeylere. Vallahi bakayım buraya ne yazmış dünkü konuğumuz. Mesela oradan biraz tüyolar alabilirsin. Diğerleri ne yazmış başka? Bizim daha kalın bir defterimiz vardı. Tamam, anladım. Mesela burada. Ama benim yazım böyle olabilir. Yanlış Türkçe yazabilirim. Olsun. Aslında güzel olan da o. Herkes konuşabildiği, yazabildiği kadar. Önemli olan samimiyet. Bu arada sen hangi sıklıkta gidip geliyorsun? Nereye? Almanya'ya. Değişiyor. Bazen ayda bir, bazen 2 ayda 1. Evet. Evet, ne yazdın Aycan? Çok merak ediyorum. Ben utanıyorum yazdığımı okumaya. Yani... Takılır mıyım diye. Neyse, okuyorum. Ama yazımı okuma, çok kötü. Tamam. Ben okumuyorum. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Çok keyif aldım ve mutlu oldum. Sizden çok güzel tecrübeler edindim. Her şey için çok teşekkür ederim. Yine sizinle çalışmak isterim. Görüşmek üzere. Güzel kalpli insan. Ya, thank you. Harika. Çok güzeldi. Evet, aynısını ben de senin için söyleyebilirim. Seninle gerçekten çok keyifli bir program kaydettik. Evet Aycan, ben şimdi seni tekrar aldığım yere bırakıyorum. Tamamdır. Ben bunu size emanet edeyim. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey çok keyifliydi, çok güzel geçti. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Kendine çok iyi bak. Siz de öyle. Yine biri arıyor. Evet. Hoşça kal Aycan. Hoşça kal, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aycan efendim, alkışlarınızla. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Şöyle istersen bir kısaca kapını açabilirsin aslında. Kapıyı böyle aç. Arka camları açabiliyor muyuz? Süper. Yok, burada konuşmuyoruz ya, biraz hava alalım ya, çok terledik. Arkada teknisyen arkadaş. Bende bir de kazak, gömlek var. İşte onun için dedim, çok sıcak oluyor. Evet.